7 Bölge 7 Özel Okul projemizin kapanış webinarına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere çok çeşitli etkinlikleri barındıran bir projeyi sonlandırmak üzereyiz. Projenin başında röportajlar serisinde tek tek bütün öğretmenlerimizi tanıma fırsatı bulmuştuk. Bu vesileyle öğretmenlerin proje başlangıcında proje hakkındaki düşüncelerini alma fırsatı bulmuştuk. Şimdi asıl merak ettiğim konu proje sonunda öğretmenlerimizin neler düşündüğü üzerine olacak. O yüzden tek tek size söz vereceğim ve lütfen projeyle ilgili neler hissettiğinizi, projenin en beğendiğiniz etkinliği, varsa projenin aksayan yönlerinden biraz bahseder misiniz? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Buyurun İrem Hocam, sizinle başlayabiliriz. Tabii hocam. Öncelikle herkese merhaba diyorum. Kendimi kısaca bir tanıtmakla başlayayım. Ben İrem Zehra Peça, Silanöz Eğitim Uygulama Okulu'ndan projeye dahil oldum. Bir özel eğitim öğretmeni olarak proje oldukça etkiliydi benim için. Özellikle şunu gözlemleme fırsatımız çok fazla oluyordu. Bir özel eğitim uygulama okulunda çalıştığım için gerek ailelerin gerek çocukların dışarıda çok fazla farkındalık olmadığı, farkındalık yaratılmadığı için ailelerinde, çocuklarında çok fazla mağdur olduğu durumlarla karşılaştıklarını gözlemliyorduk. Bu projede öncelikli olarak öğrencilere, öğretmenlerimize bir farkındalık oluşturduk ve bir kelebek etkisi misaliyle öğrencilerimizden diğer akranlarına, hatta aile bireylerine, projeye katılan öğretmenlerimizden diğer okulundaki öğretmenlere şeklinde böyle bir kelebek etkisiyle bir farkındalık yarattığımızı düşünüyorum. Bence oldukça da başarılıydı. Projede aksayan durumlara değinecek olursak aslında bu çok elimizde olan bir süreç değildi. Okulların bu pandemi sürecinde açılıp kapanması. Bu işte yüz yüze yapılacak etkinlikleri biraz sekteye uğratmıştı. Fakat yine hani uzaktan da olsam birçok etkinliği bitirdik. Hatta tekrardan okullar açıldığında yüz yüze yapılan etkinliklerimiz de oldu. Dediğim gibi benim söyleyeceklerim bu kadar proje hakkında. Katılan bütün öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese çokça selamlar. Biz teşekkür ederiz İrem Hocam. Birlikte çok güzel işler başardığımıza inanıyorum. Bir sonraki projede ya da daha sonraki projelerde tekrar görüşmek ve birlikte etkinlik yapmak dileğiyle tekrardan size çok teşekkür ederim. Ayşe Hocam buyurun. Denizli'den herkese merhaba. Projemiz içerisinde Ege bölgesini temsilen Denizli ilinden katılarak yer almıştık. Baştan sona çok başarılı bir projeyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. En başta projeden beklentilerimi söylerken hassas dokunuşların çok önemli olduğunu vurgulamış, defalarca altını çizmiştim. Projenin sonunda da görüyorum ki kesinlikle çocuklarımızın yüreğine o hassas dokunuşlar yerleşti ve bundan sonraki yaşamlarında da o dokunuşlara devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Sınıfın genel anlamda empati atölyesi etkinliklerini çok severek gerçekleştirdiler ve akıllarında kalan etkinliklerden bir tanesi o oldu ve çok da faydalı oldu. Yöresel etkinlikler, özel arkadaşımla beraber yöresel etkinliğimde de çok zevk aldılar. Başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Ben de tüm etkinlikleri benimsediğimi, beğendiğimi, etkili olduğunu düşünüyorum. Ama röportajlar serisi ve seminerler, özellikle seminerler bölümünün çok çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Projemizde olumsuz hiçbir yan görmüyorum. İçinde bulunduğum için değil, objektif bir değerlendirmeyle de bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sadece az önce İrem öğretmenimin de bahsettiği gibi yüz yüze eğitim yapabilseydik çok daha başarılı olabilirdi diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam değerli katkılarınız için.
Süreç içerisinde gerçekten hepinizin ayrı ayrı emekleri var. Bu uzaktan eğitim sürecinde özellikle bu projeyi yürütmek oldukça iş yükü gerektiren bir durumdaydı. Ancak görüyorum ki hepiniz bu işin altından çok güzel bir şekilde kalktınız. İyi ki bizimleydiniz Ayşe Hocam. İyi ki katkısınız. İleride tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler. Gülşah Hocam, buyurun kurucu okul olarak size söz verelim. Herkese tekrar merhaba. Gelibolu 75. yıl Cumhuriyet İlkokulu olarak Marmara bölgesini temsil ettik ve aynı zamanda ana ortaklardan biriydik. Proje genel hatlarıyla çok güzel kurgulanmıştı. Öncelikle işte bizim aldığımız eğitimler bize çok şey kattı. Bizim kendimizi geliştirmemizle birlikte öğrencileri ve velileri geliştirmemiz aynı İrem Hocam'ın dediği gibi bir kelebek etkisi yarattı. Bütün etkinlikler çok güzeldi. İşbirlikçi, bütün arkadaşlarımıza çok güzel çalıştık. Bir aksaklık olduğuna düşünmüyorum. Ayşe Hocam'ın da dediği gibi objektif bakıyorum. Çünkü birçok e-Twing projesine görev alıyorum. Gerçekten öğretmenler, veliler, öğrenciler olarak güzel kenetlendik, güzel şeyler başardık. Eğitim öğretimin yanında engelsiz bir yaşam için güzel adımlar attığımızı düşünüyorum. Ve bence bu çoğu şeyden daha önemliydi. Ben de ilk röportajımda demiştim, özel öğrenciler benim için kır çiçeği gibidir diye, kardelen çiçeği gibidir diye. Güzel dokunuşlar yaptığımızı hissediyorum. Emekleriniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel bir ekip olduk. İnşallah başka projelerde de yollarımız kesişir. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Gülşah Hocam. Süreç içerisinde bir projeyi yönetmek, o projeyle ilgili etkinliklerin zamanında yapılmasını sağlamak, o sorunları gidermek için uğraşmak oldukça çetrefilli bir süreçti. Bu süreçte yanımda olduğunuz için teşekkürü borç bilirim. Çünkü takdir edersiniz ki ciddi sorumluluk gerektiren bir süreç yönetici olmak. Ki benim de e-Twinning'de ilk yönetici olduğum projeydi bu. Ve doğal olarak çok fazla sorunla baş başa kaldım. Bu süreçteki anlayışınız için de size çok teşekkür ederim. İyi ki bizimleydiniz. Bir sonraki projede ya da projelerde bir arada olmak dileğiyle. Aynı desteği ben de sizden gördüğüm için çok teşekkür ederim. Çok iyi bir yönetici oldunuz hepimiz için, hem de benim için. Gece 3'lere kadar yazıştık, çalıştık. İnşallah emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Yani çocukların gözlerindeki ışıltıyı, o empatiyi görmek bence en büyük karşılık bizler için. Sizlerden de çok teşekkür ediyorum Müslüm Hocam, emekleriniz için. Çok teşekkür ederim. Selcan Hocam, buyurun sizin görüşlerinizi alalım. Mikrofonumu açtım. Merhabalar, ben Selcan. Silvan Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndan projeye dahil oldum. Projemiz birçok yönden oldukça düşünülmüş bir projeydi. Bölgeydi özel okul projesi. Özel gereksinimli bireylere karşı farkındalığı arttırmak amacıyla başladığımız bu yolun çok başarılı bir şekilde sona geldiğimizi düşünüyorum. Proje sürecinde özel eğitimle ilgili bilgilerimizi arttırmak için uzman hocalar tarafından seminerler aldık. Keyifli ve verimliydi. Sonrasında tüm projeye katılımcılarımızla röportajlar gerçekleştirdik. Özel eğitimde çok önemli bir yere sahip olan empati konusu için tüm okullarımız empati atölyesi etkinliklerine katıldı. Birçok eğlenceli çalışma da orada gerçekleştirmiş olduk. Proje boyunca aslında en sevdiğim etkinlik yine yöresel değerimi özel arkadaşlarımla tanıtıyorum etkinliği oldu. Özel çocuklarımız genel eğitim sınıflarındaki arkadaşlarıyla iletişim kurdular. Yörelerindeki güzellikleri de birlikte keşfetmiş oldular aynı zamanda. Bunlara benzer birçok çalışma yaptık. Süreç hep keyifliydi. Her aşamada ayrı bir heyecan duyduk. Bizler de yeni öğretmen arkadaşları tanıma, teknolojiye hakimiyetin artması gibi olumlu süreçler geçirmiş olduk. Yaşadığımız tek aksaklığın pandeminin getirdiği uzaklık olduğunu düşünüyorum. Uzaktan eğitim süreci olmasaydı bizler bu etkinlikleri çok daha verimli, çok daha interaktif bir şekilde gerçekleştirebilirdik. Ama olsun, yine de elimizden gelen en iyisini yaptığımızı düşünmekteyim. Bence projemiz amacına ulaştı, çünkü projeye katılan genel eğitim ortamındaki öğrencilerimiz farklılıklara saygı ilkesini biraz daha özümsediler. Özel bireylerle sosyalleşmeleri arttı. Bu duyguları tatmış çocukların
özel bireylerle karşılaştıklarında onların topluma kaynaştırılması konusunda daha hassasiyet gösterecek olmaları da bence projenin en önemli sonucudur diyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Özellikle projenin mentorluk etme sürecinde siz İrem Hocam ve Özlem Hocam çok ciddi bir şekilde katkı sağladı. Çünkü öğretmenlerimizin özel eğitimle ilgili, etkinliklerle ilgili çok fazla sorusu oluyordu. Ve bu süreçte de onlara elinizden geldiğince, bilginiz yettiğince yardımcı oldunuz. Bu aynı zamanda da benim iş yükümü azalttığınız anlamına geliyor. Bu anlamda da size çok teşekkür ederim. İyi ki bir aradaydık, iyi ki birlikte yürüttük bu süreci. Demet Hocam buyurun, size söz verelim. Merhabalar tekrardan. Bildiğiniz gibi İç Anadolu temsilcisi olarak Türkiye'nin kamunun içerisinden projeye dahil olduk. Öğrencilerimizle birlikte bu projede çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Aksayan durumlardan bahsedeyim öncelikle. Herkeste olduğu gibi aslında tek aksayan yönümüz pandemi oldu. Pandemiden dolayı çocuklara yüz yüze ulaşamamak, işte uzaktan eğitim ve etkinliklerimizi yapabiliyor olmak bu bizim projemizi belki de biraz zaman olarak aksattı. Yine projede yapılması gereken her şeyi yaptık ama işte bir haftada yapabileceğimiz etkinlik bazen iki haftada bitmiş oldu. Ayrı ayrı gruplarla yapmış olduğumuz için. Aksayan başka bir konu olmadı benim için. Ana etkinlikler çok iyi planlanmıştı. Projede geriye dönüp baktığımda şunun eksik kaldı, şunu yapamadım, bunu da ekleseydim iyi olurdu dediğim bir şeyim yok projenin genel itibariyle yaptıklarıma bakacak olursak. Şu anki fikirlerim genel olarak öğrencilerimi de dahil ederek söylemek istiyorum bu kısma. Projeye iyi ki katılmışım diyorum. Bildiğimi düşündüğüm birçok şeyi ya bilmediğimi ya da bazılarını yanlış bildiğimi öğrendim. Özellikle seminerler konusunda edindiğimiz bilgiler, BEP'ler olsun, işte geri dönükler olsun, bunları seminerlerle tamamlıyor olmak projeye başlangıçta bence hepimizi bir ivme yukarıya taşıdı diye düşünüyorum. O konuda emeği geçen tüm öğretmenlerimize tekrar teşekkür ederim. Onun dışında öğrencilerimizin bireysel farklılığı olan insanlara karşı bakış açısı değişti diye düşünüyorum. Ama ben bunu sadece mesela şey olarak da şu projenin sonuna geldiğimizde sadece şu olarak algılamıyorum. Özel gereksinimlilere karşı sadece özel gereksinimlere karşı değildi o farklılık, o bakış açısını değiştirmesi. Ne bileyim saçı uzun olan kısa olana saygı duymaya başladı. Gözlük takan gözlük takmayana gibi sınıf içerisinde bu hani daha küçültecek ya da daha sınırlarını daraltacak olursak bu sadece göremeyen, duyamayan, konuşamayan değil, bütün bireysel farklılıklara karşı saygımızın arttığını fark ettim. Bu bence çok önemli. Onun dışında en etkilendiğim etkinlik kesinlikle yöresel değerlerimi arkadaşlarıma tanıtıyor olmak oldu. Çünkü ben özel gereksinimli bireylerin yanında bu projeye dahil oldum. Öğrencilerim uzaktan eğitimde dahil oldular. Ben birebir yanlarındaydım ve 2,5 saat neredeyse sürdü etkinliğinde. Ben tabii ki çok kısa bir süresini kayıt altına almıştım ama çok etkilendim. Bir hafta etkisinden kurtulamadım. O öğrencilerin o böyle tertemiz kalplerine birer birer dokunmak o kadar iyi geldi ki hatta onlar da tekrar gelir misiniz demişlerdi. Bu beni çok duygulandırdı. Bu etkinliğin bu arada hepimizin de farklı bölgelerden geliyor oluşu da bence projemizin böyle kültürel zenginliğini inanılmaz derecede arttırdı diye düşünüyorum. Bu kültürel etkinliği tanıtırken de hepimiz birbirimizin videosunu izledik ve kültürel bir köprü kurduk kendi aramızda. Bütün öğrenciler İç Anadolu'nun özelliğini gördüler. İşte Karadeniz'in, Akdeniz'in bütün bölgelere dokunduk bu şekilde. Çok teşekkür ederim dahil ettiğiniz için. Söyleyeceklerim bu kadar. Biz teşekkür ederim. Aslında projemizin de temel amacı özel gereksinimli bireylere yönelik olsa da aslında bütün farklılıklara saygı duymak ve bütün farklılıkları bir arada
kabul etmek ve hoşgörü içerisinde yaşamak üzerine kuruluydu. Özellikle yöresel değerimi özel arkadaşımla tanıtıyorum etkinliğini yaparken de bunu net bir şekilde sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü sizin de değindiğiniz gibi gerek Akdeniz, gerek Karadeniz, gerek Azerbaycan, gerek Ege olsun her bölgeden farklı özellikleri görmek durumunda olduk. Akdeniz'de portakalı gördük. Karadeniz'de fındığı gördük. Ege'de Pamukkale'yi tanıdık. Azerbaycan'da Ağdaş'ın ayvasını ve narını gördük mesela. Ondan sonra Marmara'da Çanakkale türküsünü tanıdık hep beraber. Ondan sonra Doğu Anadolu'da mesela bakır işlemeciliği geleneğini tanıma fırsatı bulduk. Bu çok çok dilli, çok farklılık barındıran ülkemizin ve dünyamızın ne kadar bir arada olduğunda ne kadar güzellikler yansıttığını gösteren bir durum. Hepinize tekrardan çok çok teşekkür ederim. Demet Hocam, size de çok teşekkür ederim. Sizin okulunuzun diğer katılımcı okullara nazaran bir tık daha değişik bir süreç yaşadığını düşünüyorum. Çünkü üstün yeteneklilerle çalışıyorsunuz aynı zamanda. Özel eğitim alanıyla ne kadar aslında yakın görünse de çok ayrı problem davranışları olan ya da işte ayrı süreçleri olan bir durum bu. Sizin için de çok fazla katkılı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan. İmren Hocam, buyurun. Herkese merhaba. İmren Şentürk. Şehit Erkut Tufan İlkokulu olarak biz de Karadeniz bölgesini elimizden geldiğince temsil etmeye çalıştık. Bu proje boyunca yapılan etkinlikleri değerlendirdiğim zaman her bir etkinlik gerçekten çok iyi planlanmıştı. Tüm öğrencileri az önce tek tek konuşturduk ve onlarda gerçekten istediğimiz sonuçları aldığımızı görüyorum. Hepsinin gerçekten engelli bireylere karşı tutumlarında, tabii ki ailelerin de önemli değişiklikler olduğunu görüyoruz. Bu gerçekten projemizin amacına ulaştığının bir göstergesi. Projede aksayan durum bizden kaynaklı değil, az evvel arkadaşlarım da söyledi. Pandemiden dolayı bazı etkinlikleri uzaktan yapmak zorunda kaldık. Bu bizim dışımızda gelişen bir şey olduğu için aksaklık olarak bir tek bunu söyleyebilirim. Çünkü çok başarılı bir ekip var burada, müthiş bir emek var. Gerçekten her bir arkadaşımızı ben de tebrik etmek istiyorum. Proje hakkındaki şu anki fikirlerime gelince, en başta da söylemiştim, benim için çok çok kıymetli, özel bir amacı olan projeydi. Tekrar bu projede bana yer verdiğiniz için, kendimi öğrencilerime ifade etme şansı verdiğiniz için Müslüm öğretmenime ve diğer arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Biz hedeflerimize ulaştık. Umarım siz de projenin kurucusu olarak başta hedeflediğiniz şeylere ulaşmışsınızdır. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Değerli görüşlerimizi dinledikten sonra ve öğrencilerimizin görüşlerini, düşüncelerini dinledikten sonra şunu net bir şekilde görebiliyorum. Bizim değil, aslında sizin emeklerinizin karşılığını aldığımızı net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü bu sürecin içerisinde daha çok siz oldunuz. Öğrencilerinize bu durumu anlatan daha çok sizlerdiniz. Ve bu değişimi sağlayabildiysek hep beraber ne mutlu bize. İyi ki bizimleydiniz İmren Hocam. Çok teşekkür ederim. Daha sonra görüşmek üzere. Belki başka bir yerde tekrar bir araya gelebiliriz. Çok sağ olun. Buyurun Merve Hocam. Merhaba. Biz Erzincan Zübeyde Hanım Anaokulu'ndan Doğu Anadolu bölgesini temsil ederek katıldık. Çok güzel bir projeydi. Çocuklarımız, ailelerimiz, okulumuz, hatta okulumuzda en beğenilen proje buydu. Gerçekten çok emek vardı çünkü. Yani çok emek veriliyordu. Bu da bizi çok sevindirdi. Aksayan sadece uzaktan eğitim olmasıydı bazı etkinliklerin. O da zaten çok verimli geçti. Benim için en güzeli yöresel etkinliğimi özel arkadaşımla tanıtıyorum oldu. Çünkü birebir uygulamalı olarak yüz yüze çalıştık çocuklarla. Hem benim öğrencilerim için hem diğer özel öğrenciler için çok çok müthiş bir etkinlikti.
Çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Çok güzeldi, eğlendik. Ve bu bize çok şey kattı. Çocukların görüşleri değişti. Seminerler de çok güzeldi gerçekten. Çok emek verilmişti. Bunun için de hepsine çok çok teşekkür ederiz eğitimcilerimizin. Çok güzel bir projeydi. Umarım başka projede görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ederim, bütün öğretmenlere. Biz teşekkür ederiz Merve Hocam. Özellikle sizin yaş grubunuz dahilinde söylemek istediğim şey şu. Çocuklara aslında küçükken hani bir tabir vardır, çekirdekten yetiştirmek her zaman bir ülkenin kaderini değiştirir şeklinde. Eminim ki sizin öğrencilerinizle birlikte özel gereksinimli bireylere karşı farkındalığın çok iyi bir düzeye doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu yüzden de sürece kattığınız her bir katkı için size çok teşekkür ederim. İyi ki bizimleydiniz. Daha sonra bir araya tekrardan gelmek dileğiyle çok teşekkürler. Yakut Hocam buyurun. Yakut Hocam sesiniz kapalı. Özür istedim. Bir daha Azerbaycan'ın Ağdaş bölgesinden her birinizi salamlayıram, salamlarımı çatdırıram. Bir çok güzel bir projenin sonuna geldik, çatdıq. Hakikaten güzel bir projeydi. Ben 3 ildir etimlik layihelerinde çalışıram ama hakikaten de bu proje benim için tamamıyla farklıydı. Ona göre farklıydı ki, burada biz ümumiyyətlə bütün layihələrdə, digər layihələrdə biz normal uşaqlarla birlikdə olmuşuq. Amma burada bizim birgə işlədiyimiz uşaqlar, düzdür, məndə yenə də normal uşaqlardır. Amma projenin özünün işi əngəlli uşaqlarla birlikdə, onlarla iş görməkdir. Buna görə bu proje mənim üçün həqiqətən də çox fərqli bir projeydir. Əvvəldən bu projeyə mən adına görə qoşulmuşdum. 7 bölge 7 özel okul adı benim dikkatimi çekmişti ki dedim o 7 okulun biri biz olur koy. Buna göre bu projeye katılmıştım. Ama işledikçe sonradan anladım ki bu projenin esil məqsədi neymiş. Bunu bilenden sonra biraz da maraq çoxaldı hem mende hem de uşaqlarımızda. Araştırmalar yapardım bu cür uşaqlarla təhsil necədir. Həqiqətən onu deyim ki mən bu projeye kadar düşünürdüm ki bu cür uşaqlar kənar təhsil alsalar yaxşıdır. Yəni, evdə təhsil alsalar yaxşıdır. Bu cür düşünməyimin də səbəbi buydu ki, digər uşaqlar onlara gülərlər, ələ salarlar. Buna görə istəyirdim, düşünürdüm ki, yəni bu cür uşaqların evdə təhsil almaları daha məqsədə uyğun olardı. Amma bir daha sizə həqiqətən təşəkkür edirəm ki, bu proje mənim fikirlərimi tamamilə dəyişdirdi. Mən anladım ki, bu uşaqlar inteqrasiya etməlidirlər həyata. Digər uşaqlarla eyni hüquqdadırlar. Düzdür, bizdə onlara dövlət qayğısı var, dövlət proqramları var, onların təhsili ilə, təminatı ilə bağlı hər bir şey var. Mən projedən sonra araşdırmalar apardım ki, həqiqətən hər bir şey dövlət eləyir onlar üçün. Amma bu onlara pul verir, geyim verir, amma pulla geyimlə deyil həyat. Həyatda başqa şeylər var. Həyatda xoşbaxt yaşamaq var, özünü cəmiyyətin bir üzvü hesab eləmək var. Bu şərtlər var. Yəni, yalnız pulla, geyimlə və yaxud əlil arabası ilə ölçülmür. Başqa şeylər var ki, bu insanlar gərək başqa insanlarla özlərini eyni səviyyədə hiss eləsinlər. Bunu mən ancaq sizin projenin, bu projenin sayəsində özüm də hiss elədim və uşaqları da hiss elətdirdim. Hətta mən ilk reportajlar aparmışdıq. Yəni ki, hər biriniz xatırlayırsınız, reportajlar bölümündə elə o hissədə mən araşdırmalar aparmışdım. Çox xoşuma gəlmişdi o proje, o reportajlar. Həqiqətən hər birini dinləmişdim ayrı-ayrılıqda. Hər bir reportajı. Və oradan da, ondan sonra da elə özüm araşdırmalarla gördüm ki, həqiqətən baxış fərqlidir. Bununla bağlı mən elə Azərbaycanda da bir proje vermişəm. Həmin o bizdə buna inklüziv təhsil deyirlər. Sizdə də yəni ki belədir. O əngəlli uşaqların məktəbdə təhsil alması, inklüziv təhsil deyilir. Yəni, hamısı olmasa da mümkün olanları məktəbə gətirmək lazımdır. Və inandırın sizi ki, bizdə artıq
O layihə hələ cavabları gələn açıqacaq, amma bizdə artıq o qədər biz işlədik ki, bununla bağlı, yəni bu layihədə siz bilmədiniz. Amma mən o qədər burada elə bir iş apardım ki, bizdə hazırda 11-ci sinifdə oxuyan bir uşaq var, evdə təhsil alırdı. Məktəbə gəlir o uşaq, aksiya-aksiya, yeriyə tam yeriyə bilmir. Aksiya-aksiya onu gətirirlər məktəbə, gəlir sinifdə oturur, qayıdır, gedir. Və o uşaq özünü həddən artıq xoşbəxt hiss eləyir. Çox xoşbəxt sanır. Çünki o uşaqlarla bir yerdədir. Yəni bir var evdə qapalı qalasan, bir də var ki, insanlarla bir arada olasan, öz taytuşlarla bir arada olasan, sinif yoldaşlarınla bir arada olasan, onların sənə olan münasibətini, qayğısını hiss eləyəsən, görəsən, həm o uşağın baxışları dəyişir, həm də o uşağın sinif yoldaşlarının da baxışları tamamilə fərqlidir. O uşağa münasibət tamamilə fərqlidir. Buna görə mən bir daha təşəkkürlərimi bildirirəm, sonsuz, sonsuz təşəkkür bildirirəm Müslüm müəllim sizə ki, bu proyeyi mən dəvət elədiniz. Və digər bütün müəllimlər burada ekranda görürəm müəllimlərin hər birinə təşəkkür edirəm. Sizlə bir arada oldum. Bu səbəbdən özümü xoşbəxt hiss edirəm, xoşbəxt sayıram. Həqiqətən gözəl idi. Və burada bir şey də çıxım, bir haşiyəyə çıxım. Onu da deyim ki, uşaqlarla biz məktəbdə idik. Bizim məktəbimizdə oxuyan uşaqlar seçilmiş uşaqlardır. Bugün o uşaqların dərs günü deyil. Dünən dərs günü idi, bir də sabah dərs günüdür. Yəni tək günlər dərsə gəlirlər uşaqlar. Amma dünən məni Bakıya çağırmışlar bir günlük. Bakıya getdim, qayıtdım. Ona görə olmadı. Sabah da bizdə 28 may bayramda Azərbaycan Respublika bayramıdır. Ona görə dərs olmayacaq bizdə. Gələn həftəyə qalır. Ona görə mən bugünə saldım bunu ki, bugün olsun. Uşaqları da evdən icazə ilə gətirmişdim. O 5 uşağın hər birini özüm yola salmalıydım. Ona görə qısa müddətə ayrıldım oradan. Elə maşınla da gəldim, evdə o qədər uzaq deyil. Ona görə bir müddət sizləri tərk eləməli olmuşdum. Buna görə üzr istəyirəm. Amma demişdim çıxanda, siz eşitmədiniz. Ona görə mən yoldaydım sizdən gələndə ki, evə gəlirəm. Hər birinizə bir daha sonsuz təşəkkürümü bildirəm. Sağ olun, var olun. Yeni projelərdə qismət olarsa, bir daha bir yerdə çalışa bilərik. Hansızın projesi olsa, məni dəvət eləsəz, canla başla sizlə birgə işləyəlim. Çox təşəkkür edirəm hamınıza, sağ olun. Biz təşəkkür edəriz. Yakut hocam, projeye sizi dahil ettiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü sadece Türkiye'de değil, aslında dünyada bireysel farklılıklara yaklaşımın incelenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Sizin özelinizde Azerbaycan'da özel gereksinimlere yönelik yapılan düzenlemelerin, yasal düzenlemelerin, eğitimlerin ne durumda olduğunu öğrenme fırsatı bulduk. Aynı zamanda Azerbaycan'dan öğretmenler tanıma fırsatı bulduk, öğrenciler tanıma fırsatı bulduk. Kardeşlik köprüsü etkinliğinde yaptığımız gibi birlikte bir kardeşlik köprüsü oluşturduk. Bu anlamda da bu değişime vesile olmak, Azerbaycan'da özel gereksinimlere yönelik algının değişmesine vesile olmak bizi gerçekten çok mutlu etti. İyi ki bizimleydiniz. Birlikte çok güzel işler başardık. Dilimiz ne kadar birbirimizi anlamamız konusunda bazı sınırlılıklar yaşasak bile yüreğimiz bir olduğu için çok güzel bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Size tekrardan katkınız için, bu projeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Köməyinizi əsirgəmədiniz. Proje bu məndən. Buna görə də sizə ayrıca təşəkkür edirəm. Hər birinizə. Mən çox kömək elədiniz. Necə deyim, yardımcı oldunuz. Buna görə çox təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Biz təşəkkür ediriz. Buyurun Halim öğretmenim. Merhabalar. Ben projeye 7 bölge, 7 özel okul projesine çok büyük bir istekle katıldım. Projeye çok inandım. Projenin konusuna çok inandım. Farkındalık yaratacağımıza çok inandım ki öyle de oldu zaten. Öğrencilerimin bu projeyle çalışmalarının çalışacak olmaları fikri beni her zaman çok etkiledi. Çünkü var olan bir gerçek ve biz artık daha çok empati kurmalıyız. Çünkü hayat şartlarımız gittikçe zorlaşıyor. Maalesef ki özel gereksinimli bireylerimizin sayısı da gittikçe artıyor. Artık çocuklarımızın bunun farkında olmaları ve nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri için böyle projelerin daha çok olmasını düşünüyorum, olması gerektiğini düşünüyorum aslında. Projede kendi adıma da çok şey kazandım. Öncelikle size teşekkür ediyorum seminerler serisi için.
Bilgilerimizi yeniledi, bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik. Tabii ki biz de gereksinimli öğrencilerimizle çalışıyoruz ama her öğrenci bize bir şey öğretiyor. Her seminer bize bir şey öğretiyor. Çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Bu projeyle kendime ve öğrencilerime, okuluma, okulum da dahil olmak üzere çok faydalı bir iş yaptığımı hissediyorum bu işle. Projede emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Projede beni en çok etkileyen etkinlik 2 dakika yerime geçebilir misin etkinliğiydi. Çünkü o etkinlikte etkinlik öncesinde öğrencilerimiz zaten empati kurmuşlardı. Bir etkinlik yapmışlardı. Şimdi o etkinliği yönetmek onların işiydi. Yani anne babalarla çalıştılar ya da evdeki bireylerle çalıştılar. Onlar da çok mutlu oldular bu etkinliği yaparken ve ben velilerimin de bu etkinlikte yer almasından çok büyük haz duydum. Sadece öğrenci değil, çünkü bizim velilerimize de bu konuda bilgi vermemiz gerekiyor. Bu etkinlikle onu yaptığımız için de çok mutlu oldum. Projemiz çok, dediğim gibi, etkinlik olarak çok güzel bir projeydi. Fakat uzaktan eğitim süreci tabii ki bütün projeler olduğu gibi bizim projemizi de etkiledi. Belki normal şartlarda pandemi olmasaydı daha fazla insana ulaşabilecektik. Yine ulaştık ama bazı etkinliklerimizi maalesef uzaktan eğitimle yapmak zorunda kaldık. Bunun dışında gayet güzel, verimli bir proje süreci geçirdik. Ben size ve bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Projenin başından beri kattıklarınız için gerçekten çok yararınız olduk. Hem projeye hem de özel gereksinimli bireylerin bireylere yönelik olumsuz algıları yıkmak üzerine. Başta siz, daha sonra öğrencileriniz ve daha sonra velileriniz için gerçekten çok minnettarım ve çok teşekkür ederim Halim Hocam. İyi ki bizimleydiniz. Sizler de öyle, teşekkür ederiz. Nurullah Hocam, siz buyurun. Projemizin amacı özel gereksinimli bireyler hakkında önce kendimizden başlayarak tabii ki ve bunu çevremize yayarak farkındalık oluşturmak. Özel gereksinimli bireyler sadece okullarımızda değil hayatımızın her alanında olduğu için bu projenin amacı hani bizi projeye çeken şey oldu aslında. Ve projenin başında aldığımız seminerler sadece özel gereksinimli bireyler hakkında aldığımız bilgiler dışında değil, bilgiler dahilinde değil, bize mesleki gelişim açısından da çok çok şey kattığını düşünüyorum. Mesleki kişisel gelişim hakkında birçok bilgi edindik, birçok şey kattı bizlere. Etkinlikler aşamasına geldiğimizde hani hem çocuklarla beraber olmak, hem proje okullarıyla birlikte işbirliği yapmak, tabii ki de özel gereksinimli bireyler hakkında biz de bir takım şeyleri biliyoruz. Fakat bu konu hakkında direkt birebir çalışmalar yapmak, birebir onlarla ilgili bilgiler edinmek bizlere de birçok şeyler kattı tabii ki. Daha farklı bakış açısı ediniyoruz. Çocukların gözlerinden onların neler anladığını, neler yaşadığını, projeyle ilgili kendilerine neler kattıklarını görünce daha da çok mutlu oluyoruz tabii ki. Projeler, etkinlikler aşamasında en çok etkilendiğimiz etkinlik, en çok hoşumuza giden etkinlik hangisi oldu derseniz, motivasyon filmi olduğunu söyleyebilirim. Çocukların motivasyon filminden sonra onlar hakkındaki böyle yorumları, gözlemleri bizler açısından hani onlara neler kattığını görmek daha bir farklı oldu. Tabii ki de onların da söylediği gibi onlarla birlikte yapılan birebir yemek yedikleri etkinlikti. Zaten onlarla birebir yaptıkları etkinlik direkt doğrudan kendilerine birçok şey kattıklarını onlar da söylediler. Bunları yaparken aksaklıklarımız olmadı mı? Oldu. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimize ulaşmak gibi iletişim sıkıntısı yaşadık. Sonra okulda yaptığımız etkinliklerde pandemi süreci olduğu için birebir iç içe yaptığımız etkinliklerde bazı şeyleri korkarak yaptık. İç içe yapıyoruz sonuçta. Ve bazı özel gereksinimli bireyleri de projenin içerisine dahil ettiğimizde de bunlardan tabii ki korkarak yaşadık. Bu aksaklıklar olmadı mı? Oldu. Bu süreci hep beraber güzel bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Çok güzel şeyler de başardığımızı düşünüyorum. Sizler de bu projeye bizlere dahil ettiğiniz için
Teşekkür ediyoruz Müslüm Hocam. Ben teşekkür ederim. Projenin başından sonuna kadar eminim ki birçoğumuz problem yaşadık tabii ki işle ilgili. Gerek uzaktan eğitim süreci, gerek de öğrencileri koordine etme konusunda. Ama sizin değerli çabanız ve emeğiniz sayesinde çok güzel bir proje süreci yürüttüğümüzü düşünüyorum. Hem öğrencilerinize, hem velilerinize, hem de şahsınıza çok teşekkür ederim. İyi ki bir projedeydiniz. Daha sonra daha güzel projeler yapmak dileğiyle teşekkür ederim tekrardan. Bir Bölge 7 Özel Okul projemizin kapanış webinarına burada son vermiş bulunuyoruz. Süreç boyunca katkı sağlayan tüm öğretmen, öğrenci, velilerimize ve özellikle seminerler serisinde bize destek olan akademisyenlerimize, yöresel değerimi özel arkadaşımla tanıtıyorum etkinliğinde bize katkı sağlayan gerek rehabilitasyon merkezi, gerek özel eğitim uygulama okullarına çok teşekkür ediyoruz. Çok yararlı bir süreci hep birlikte katkı sağlayarak geçirdiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki etkinliğin ya da daha sonraki etkinliklerin de bu derece verimli geçmesini diliyor. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun.